kurulduktan sonra Türkiye'nin her... Deva Partisi Adıyaman İl Başkanlığı yaptığı açıklamada 17 Ağustos'u anarken Giresun'da meydana gelen doğal afetin de bu konudaki eksiklikleri açığa çıkardığını aktardı. Aylarca sahada yapmış oldukları çalışma neticesinde yapılan açıklamanın içeriğinde afetten sonra risk yönetiminin doğru bir şekilde uygulanmasının önemine vurguda bulunuldu. Ve kurucu heyet düzeyinde ben kendilerine öncelikli olarak afetler 1999 Marmara depreminin yıldırımı henüz geçmiş iken bugün sabah Giresun'da yaşanan sel felaketi haberiyle sarsıldık. Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Tabii afetlerin ortak paydası insanın canına kas ve ekonomik yıkımdır. Türkiye afetlerle birçok kez yüzleşmiş, afet yönetiminde deneyimli bir yönü olmasına rağmen hala afet yönetiminde çok ciddi eksiklikleri bulunmakta. Afet yönetimi kriz yönetiminden ibaret değildir. Risk yönetimi afetlerden %90 oranında korur. Evet, kriz yönetiminde başarılıyız hatta. Afet müdahale planı adı altında afet sonrası görev paylaşımının net tariflendiği bir uygulama planımız bile var. Ama yetmiyor. Risk yönetimi afet potansiyeline karşı tüm dinamikleri değerlendirip tedbir alma yaklaşımıdır. Risk yönetmek, kriz yönetmekten çok daha bilimseldir. Çok fazla senaryo düşünüp tedbir almayı gerektirir. Risk yönetmek ulusal bir yaklaşım ister. Ülkenin tüm coğrafyasında farklı kimlikle ortaya çıkan afetlere karşı insanları ve mekanları korumayı hedefler. Bunu başarmak ciddi bir organizasyon ve köklü bir afet yönetim yaklaşımı ister. Vatandaş deri yataklarına binalarını yapmasalardı bu felaket olmazdı demek devlet yönetiminin dili olamaz. Devlet o riski görüp o binayı oraya yaptırmamak için vardır. Ne zaman afet yönetimi eşittir risk yönetimi artı kriz yönetimi olarak tanımlanırsa ve ne zaman ulusal, bölgesel ve yerel planlarda doğa en belirleyici unsur olarak düşünülürse o zaman bu felaketlerin önüne geçilebilecektir ifadesini kullandı.